Herkese merhaba. Bugün birlikte Mersin'e gidiyoruz. Mersin yöresinin meşhur yemeklerinden, aslında Mersin değil Türkiye'nin her yerinde artık mevcut, tantuni yapıyoruz. Çok hızlı sürede yapabileceğiniz bir lavaş. İçinde bol et var, işte domates var, maydanoz var, soğanı var, sumağı var falan. Lavaşı da sarınca gerçekten tadına doyum olmayacak. Çok doyurucu bir yemek oluyor. Hemen malzemelere bakalım. Ondan sonra hızlıca yapalım. 400 gram dana bonfile, isterseniz yerine antrikot da kullanabilirsiniz. 1 tane kırmızı soğan, 3 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış maydanoz, 1 tane şöyle minik minik doğranmış domates, kırmızı biber, sumak, paprika, tuz, karabiber, birazcık yaklaşık yarım su bardağı kadar su, lezzet vermesi için limon ve de şurada lavaş kullanacağım ama üzerini örttük ki o da kurumasın diye. İlk önce eti mühürleyerek işe başlayacağız. Şimdi tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım ve güzelce kızdırdım. İyice minik minik doğranmış etleri tavanın içine alıyorum. İsterseniz kıymalı tantuni de yapabilirsiniz ama etli olunca lezzeti tabii bence bambaşka oluyor. Şöyle tuzumu koyuyorum. Karabiber ekliyorum. Ve de etler pişene kadar, şöyle güzelce renk alana kadar soteliyorum. Şimdi bonfile zaten yumuşacık bir et. Biz onu daha da yumuşatmak için şöyle güzelce renk aldığını gördükten sonra şöyle bir şey yapacağız. Biraz su ekleyeceğiz. Suyunu çekmesi için bekleyeceğiz. Yaklaşık yarım su bardağı kadar. Kısık ateşte yapacağım bunu. Suyunu çektikten sonra artık domatesi ilave edeceğiz. Şimdi artık etler güzelce yumuşadı. İçine domatesi alıyorum. Paprika. Biraz kırmızı biber, birazcık daha tuz ilavesi yapacağım. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Şu domatesin de suyunu birazcık daha çeksin. 2 dakika sonra altını kapatacağım. Artık suyu çekti, 2 dakika daha ocakta kaldı ama tavada böyle 1 yemek kaşığı kadar daha su kaldı. Onu da lavaşı ısıtmak ve ıslatmak için kullanacağız çünkü. İlk önce soğanı da hazırlayalım. Şöyle soğanın üzerine biraz sumak ilave ediyorum. Çok azıcık da tuz koyuyorum çünkü içine de tuz koyduk, fazla tuzlu olmasın. Ve de güzelce elimle ovuyorum. Soğanı biraz sumak ve tuzla öldürdükten sonra şimdi içine maydanozu da ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve sıra geldi işin eğlenceli kısmına, saracağız. Şimdi lavaşı önüme aldım. İlk önce şu tavaya şöyle koyuyorum. Hem biraz ıslatıyorum, hem biraz ısıtıyorum. Bu sayede de yumuşatmış oluyorum. Şöyle güzelce bastırıyoruz. Ondan sonra böyle aldık. Şöyle uzunlamasına önce soğan. Bu verdiğim ölçüden yaklaşık 4-5 tane tantuni çıkartabilirsiniz. Üzerinden o nefis gözüken ve kokan et. Kenarlardan kıvırıyoruz. Ve de şöyle güzelce sarıyoruz. İsterseniz içine limon da sıkabilirsiniz. İsterseniz yerken de sıkıp servis edebilirsiniz. Bütün tantuniyi aynen bu şekilde hazırlıyoruz. Ve hazır. Önüme bir tanesini aldım. Ortadan ikiye kestim. Bayağı iyi gözüküyor ya. Şöyle bol bol etli. Hemen üzerinden biraz limon da sıkıp tadına bakıyorum. Bakalım nasıl. Muazzam. Et yumuşacık. Baharatı çok yerinde. Limon çok yakışıyor. Soğan, sumak ve maydanoz üçlüsü müthiş, böyle güzel bir ekşilik, çok güzel bir lezzet veriyor. Bayıldım yani, yapın. Bundan mesela ben herhalde bir 3-4 taneyi rahat yerim. Siz kaç tane yersiniz yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada vlogları seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız onunla ilgili yorum da bırakırsanız çok mutlu olurum. Farklı tariflerde, vloglarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.